Hanımlar beyler, Workers and Resources Soviet Republic'in 3. rehber bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde kargo ve storage artı zaman yeterse network kısmına bakacağız. Şimdi hızlı bir şekilde hiç boşa zaman akıtmadan şu kargo bölümüne bakalım. Şimdi General Cargo'ya tıkladığınız zaman burada forklift kısımları var. Şimdi burada forklift garajlar var. Bu birincisi yol. Şöyle 4 yol ağzı gibi düşünebilirsiniz bunu. Şuradan bir tane yapalım. Aynı zamanda burada istediğiniz bölgeye götürebiliyorsunuz ama diyor ki direkt olarak A binasından B binasına gitmek zorunda diyor. Bu ne demek? Şöyle demek. Ben buradan yine bir food örneği vereceğim. Şu food'u dur şöyle CTRL'ye basarsanız bu otomatik olarak keser bu arada. Ona dikkat edin. CTRL'ye basıyorum. Ayrıyetten burada da buna tıklayıp bir tane load cargo station yapıyorum. Load and unload bölümünden. Buna da otomatik bağlanmasını istemiyorum. Şunların ikisini hızlıca yapalım. Bunların şöyle bir yol bağlantısına girelim. Yol bağlantısını da yapalım. Aa dur şunu yapmamış bak yine. Çünkü muhtemelen burada şey problem var. Engebe problemi var. Aynen bunu ilk önce çözmek lazım. Şu yolu da bağlayalım şöyle. Şimdi burada diyelim ki birbirinden uzak bölgelerde mesela uzak kaldı. Buralarda başka şeyler var yapamadınız. Burada forklift'e tıklıyorsunuz. Burada giriş çıkışlar var gördüğünüz gibi. Her yerden giriş çıkış yapabiliyorsunuz. İster buraya bağlayın, ister buraya, ister buraya, ister buraya. Ben en yakın burası olduğu için buraya yapıyorum. Buraya da bağlayabilirim bunu istersem ama yetiyorsa bak şu an yetmiyor. Buralara bağlayabilirim ya da buraya. Şimdi bunu yaptığınız zaman bu başka yerlere de götürebiliyorsunuz bunu. Bu ana dört yol ağzı gibi düşünebilirsiniz. Bunu yaptığınız zaman buradan otomatik olarak buraya connection burası. Burada da bir tane şöyle garaj yapalım. Buraya araç satın alabiliyorsunuz. 4 tane forklift alabiliyorsunuz. 4 tane de forkliftim var burada. Hemen şuraya çıkıyor gördüğünüz gibi. Burada artık buradan gelen buradan buraya otomatik olarak gidiyor. Buradan da buradan yemek buraya geldi. İlk bölümde gösterdiğim gibi ikinci bölümde daha doğrusu. Buradan ister sınır kapısına isterseniz de buradaki fabrikaya gördüğünüz gibi şu an fullemiş burayı. Buraya istediğiniz gibi gidebiliyorsunuz arkadaşlar. İlk kısım böyle. Şuradan containers var. Bunların hepsini bir gösterelim. İki tane. Burada loading. Burası unloading bu arada. Otomatik bir bağlantı kurdu buradan. Şimdi burası container loading. Yani buradan chemical, fabric, alkol, food, kıyafet gibi şeyleri buraya depolayabiliyorsunuz container'a. Buradan da otomatik olarak binlerce çıkışı var gördüğünüz gibi. Buradan istediğiniz gibi bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Girebilecek yerlere tabii ki. Şu an burada yol olduğu için bunu kabul etmiyor. Veya buradan buraya götürebilirsin. Ama diyor ki çok uzak diyor mesela. Buraya ne kurmanız lazım? Bir tane bundan kurmanız lazım. Bak şöyle. Ondan sonra buraya götürmeniz lazım. Gibi gibi. Şeyler yapma. Çok uzun yol kabul etmiyor. Bunlara dikkat ediyoruz. Burası unloading. Yani burası indiriyor. Burası loadluyor arkadaşlar. Burası alıyor. Burası veriyor gibi düşünebilirsiniz burayı. Ben çok kullanmıyorum bu arada bu distribution şeylerini, haberiniz olsun. Burada load ve unload stationlar var. Aslında burada göstermemiz gereken şey birincisi bu. En çok kullanacağınız şey şurada yaptığımız olay aslında. Burayı ilk başta yapmıştık ya şöyle. Şurayı yıkıyorum. Şuraya bir load yapalım. Burası artık buradan yemek alacak. 23 ton yemek oldu zaten burada. Buradan istiyorsanız satabiliyorsunuz. Burası böyle bir şey. Burada cargo train station yaptığımız zaman burası aynısının tren versiyonu. Bak gördüğünüz gibi zaten burada girişler var, çıkışlar var. Burada araba yolu, tren girişi, tren yolu gibi olay var. Burada airport cargo terminal var. Şuradan bak. İkisinin bağlantı noktası görüyor musunuz? Buradan mesela kargoyla trenle buradan buraya getiriyorsunuz. Sonra tren buraya otomatik aktarıyor. Buradan da dışarıya verebiliyorsunuz. Bu verme işi şöyle oluyor. Buradan ruble alarak benzin alabiliyorsunuz. Evet. Burada da aynı şekilde bir kargo terminali bu. Yani bunun için bir uçak yeri kurmanız şart. Şöyle uçak yerine bakalım. Bak burada build taxiway ve runway. Runway dediği normal sağ klavye basılı tutuyorum. Bizim normal uçak pistimiz. Taxiway de buradan işte araçların başka bir rotaya gitmesi için. Yani bu Cities Skylines'den biliyorsunuz zaten bunu. Park alanı var burada, uçak park alanı. Bak burada buraya koyabiliyorum. Burada facility'ler var. Control Tower, Airport Road Connection gibi gibi. Airport Terminal, Passenger Heliport, Airport Cargo Terminal aynısı. Bak burada yaptığımız şeyin aynı binası. Bunları birbirine bağlayarak direkt olarak bağlantı kurabiliyorsunuz. Bunu da çok fazla yapmadım. Bu çok gelişmiş kısımlar için artık bunu oyunun başlarında yapmanız imkansız zaten. Oyunu çoktan çözmüş olacaksınız bunları yaparken. Onun dışında bu tarafa bir daha geliyorum. Burada Cargo Harbor var. Direkt olarak denizle ilişkili. Nerede benim denizim burada? Burada. Atıyorum şuraya. Bir tane yapabiliriz.
Dur şuradan. Tamam, some building requirement water. Dur şuraya yapabiliyordum. Bunu yaptığınız zaman bu da denizle alakalı bir şey. Tabii açık deniz olması lazım. Bunu buraya kuruyorsunuz. Ne kadar kuruluyor? Tamam, şu 300 gün içinde kurulacakmış. Bunu buraya kurdunuz. Direkt olarak yine bir bağlantı yapabiliyorsunuz. Forklift bağlantısı yapabiliyorsunuz. Atıyorum buraya bir tane ne yaparsınız? Road connection yaparsınız. Şöyle. Bu da yapmaya da bilirsiniz. Bak buradan direkt olarak dediğim gibi şu yoldan girip buraya da bırakabiliyorlar. Buraya bıraktığınız zaman diğer ülkelere, Avrupa'ya vesaire satış başlayabiliyor. Satış yapabiliyorsunuz. Burada da cableway, tamamen şey, teleferikle alakalı bir şey. Bu da teleferik yapabiliyorsunuz. Storage'larımız var burada. Buradaki storage neymiş? Odun tutabiliyormuş, metal tutabiliyormuş, alüminyum tutabiliyormuş. Bu gibi şeyleri yapabiliyor. Buradaki tamamen kapalı warehouse depo, bozulmaması gereken plastik, elektrik aletleri, yemekler vesaire, bunlar için bir depo. Burada başka bir storage var. Bu storage neymiş? Space for vehicles containers. Vehicle'lar ve konteynerler için bir alanmış burası. Burada yemek storage'ı, yani bir buzdolabı gibi düşünebilirsiniz. Burası da gain. Burası da grain, yani tahıl için olan bölge. Burası neymiş? Bakın, alüminyum, metal, tuğla, odun, bu gibi şeyleri yapıyor. Bu tarafta da alkol, yemek, kıyafet, tahıl gibi şeyler yapıyor. Bu direkt olarak tahıl depoluyor. Burası yemek depoluyor. Burayı storage, yani burası bir buzdolabı gibi düşünebilirsiniz burayı arkadaşlar. Et depoluyorsunuz. Burası da tamamen container ve vehicles için, arabalar için. Bak, biten araçlar yazıyor mesela. Araçlar ve container için bir boş alan. Nerede bizim mekanımız? Bu kısım böyle. Burada aggregates var. Aggregates'i şurada zaten göstermiştim. Bu aggregates ne içinmiş? Şu için. Bu araçları buradaki şeyleri birbirine bağlamanız için kullanıyorum. Bu da forklift gibi. A noktasından B noktasına direkt olarak geçiş sağlamanız lazım. Ona dikkat edin. Bak, şu bir de şu ok yönlerine. Burası giriş. Buradan çıkartamazsınız. Buradan girmesi lazım. Başka neymiş? Burası da çıkış. Buradan bir yere sokamazsınız. Buradan dışarı çıkarmanız gerekiyor. Buna dikkat edin. Burada birbirine bağlamak için bakın. Diyor ki bak. Bak, otomatik bağlanıyor. CTRL'e basarsanız bağlantı kopar. Burada 1, 3, yani bir tane boruyla geliyor. 3 noktaya dağılıyor. Bu demek. Bu da ne demek? 3 noktadan, bak, 3 tane noktadan alıyor, 1 noktadan veriyor. Şöyle yapalım. Bak, bu birinci noktayı bağladık. İkinci noktayı buradan bağlayamıyorum. Ha, burası çünkü bak, burası karıf, bak kafa karıştı. Burası giriş. Bunu buradan bağlamamız lazım ama imkansız. Bu da aynı şekilde 3 noktaya sokuyorsunuz, 1 noktadan çıkıyor. Yani bu ne, bu şöyle olabilir. Hemen örnekleme yapıyorum. Bir coal mine mesela, değil mi? 1, 2, 3 tane yaptınız bundan. Şöyle bir yapsınlar. Tekrardan buraya geliyorum. 3N1. Bakın, bunu böyle 3'ünü, ikisini birbirine bağlayabilirsiniz. Bak şöyle yapalım. Bak, burası ne diyor? Çok keskin. Çok keskin olduğu için bağlamıyor. Buna dikkat edin. Bunun da bağlantı noktası var aslında. Onun bağlantı noktası da bu işte, gördüğünüz gibi. Burada 3'ünü tek bir noktaya bağlıyorum. Ve buradan çıkanı direkt olarak buraya tabii koymam gerekiyor ama çok uzakta. O yüzden bunlarla bağlamam gerekecek. Buna dikkat edin. Bak, 1, 2, 3, böyle bir sürü bağlamam gerekecek. O yüzden bunların planını ilk başta düzgün yapmanız gerekiyor. Onun dışında tamamen bu truckload direkt olarak buradan çıkanı kamyonla alabilmenize yarıyor. Burası da aynı şekilde train, aynı şeyin train versiyonu. Bak, buradan direkt olarak bağlantı sağlıyor. Bunu trenle alabiliyorsunuz. Bu harbor, deniz versiyonu. Bu da teleferik versiyonu. Bu da unload'dur arkadaşlar. Bu da şöyle bir bağlantı noktası çıkartabilirsek. Bak, burası da şu. Şunu yaptığınız zaman da kamyonla buraya bırakıyorsunuz. Burada otomatik olarak buraya aktarıyor. Şimdi burada ne yapıyorduk? Asıl madenden buraya kamyonla alıyorduk. Buraya kamyonla veriyoruz. Öyle bir şey. Load ve unload. Bunları karıştırmayın. Onun dışında aynısının train versiyonu var. Unload versiyonu var. Harbor versiyonu var. Cableway versiyonu var. Bu da small agreement storage. Bu da direkt olarak storage arkadaşlar. Depo. Bunu yaptığınız zaman burada depolama işlemi oluyor. Burada kamyonla yine alabiliyorsunuz gibi gibi bir detay var. Burası da böyle. Liquid dediği kısım aynısı. Hiç detaya girmeyeceğim bunları. Aynısının liquid'ini sıvı. Yani bu ne demek oluyor? Benzin. Bak, bitumen, oil ve fuel. Yani petrol varili, atık ve benzin. Bu bitumen asfaltta kullanılıyor bu arada, haberiniz olsun. Aynısı bu arada, hiçbir şey değişen yok. Burada arabalar için, işte burada bak yine şuradan otomatik bağlanacak ama yer yok şu an burada gördüğünüz gibi. Otomatik boruyla aslında bağlanıyor. Çünkü buradan benzini alıyor. Otomatik bu boruyla buraya bağlıyor. Biz de kamyonla alıyoruz. Burası loading ve unloading. Bu da loading ve unloading, gördüğünüz gibi. Burası da pumping harbor. Bu şey, deniz kısmı. Bu da bizim benzin storage'ımız. Buraya benzin storage'layabiliyoruz. Bak, gördüğünüz gibi birbirine otomatik olarak bağlanıyor direkt. CTRL'ye basarsam olmaz. Bunu defalarca söyledim ama. Burada dry bulk cargo neydi? Bu çimentoydu. Aynısı. Çimento fabrikam bu muydu benim? Aynen, bak, çimento fabrikam bu. Buradan direkt olarak
çimento fabrikamdan çıkış yapabiliyorum. Burada da aynı şekilde bak bir 3 taneden bir taneden 3 tane çıkartabiliyorum. Böyle bir şey. Burada load and unload var. Aynısı. Bunu alıyorum. Bunu yaptığınız zaman direkt olarak çimento buradan geliyor. İşte atıyorum buraya gidiyor. Buraya geliyor. Buraya geliyor. Biz de buradan kamyonu alıyoruz. Bu da böyle bir şey. Aynısının storage'i var burada. Burada direkt şöyle bir bağlantı sağlayalım. Burada biriktirebiliyoruz çimentoyu. Çimento deposu burası. Burada da çimento silosu var. Aynı şeyin laciverti diyebiliriz. Bak burada alüminyum oksit ve çimento biriktirebiliyorum. Ya burada ekstradan alüminyum oksit de koyabiliyorum buraya. Bak store this item yaptığım zaman çimento getirmiyor buraya. Burada sadece çimento var. Bu da böyle bir şey. Şimdi network kısmına girebilirim aslında. Network kısmına bu şeyde girmeyelim. Bu bölümde girmeyelim. Network kısmına diğer bölümde. For Citizens zaten çok uzun sürmeyeceği için Network Citizens'ı beraber yaparız. Bu da böyle bir şey arkadaşlar. Kargo ve storage kısımları bunlardı. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayınız diyorum ve sizleri öpüyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.